Allah Allah. Yanıyordu bu. Bu nasıl olur ya? Kara ağaçta kül olmamış ayakta. Gözlerimiz şahit. Gece cayır cayır yanıyordu. Hepiniz de gördünüz, yalan mı? Doğru oldu. Yanıyordu. Kara ağaç gerçekten ölmedi aç mı? Ateş yakmaz mı? Ateş evvela kendini yakar. Sonra da önüne çıkan her şeyi. Masum ya da değil ayırt etmez. Lakin iki şey vardır yakamayacağı. Su ve toprak. Su ve toprak ateşin hakkından gelir. Ateş de bunu bilir, yanaşmak ister yanaşamaz. Yakıp kül etmek ister yapamaz. Kara ağacında özü toprak, su ve sırdır. Yanmaz. Yanıp da kül olmaz. Ta ki hak yerini bulana kadar. Hemen baba bellemişsin uzmana. Seni büyüten, bu yaşa getiren, seni kanı canı sayan adam o. Birdenbire unuttun ha. Kabul etmek bu kadar kolay mıydı? Sen kabul etmedin mi? Herkes her şeyi yakıp yıkmadın mı? Bana oynanan bu oyun sana da oynanmış. Hesabını sormayacak mısın? Hayatıyla oynanan bir kişi daha var Celal Ağa. Kızın olduğumu öğrendim. Bir şey demeyecek misin? İş burada kalmaz Ömer. Bu topraklar benim topraklarım. Ben yaşadığım sürece beni kandıranların yeri yok bu topraklarda. Bu mesele seninle benim aramda Celal Ağa. Hiç kimseyi katma. Yoksun Ömer. Öyle zannettiğin gibi iki cephe yok. Arkana bile bakmadan defolup gideceksin bu topraklardan. Bu sana son merhametim. Hakkı olan hakkını almadan, adalet yerini bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bunu böyle bilesin. Fırsatın varken beni vuracaktı Ömer. Şimdi o arkasında durduğun sahtekarların canını da, kendi canını da kurtaramayacaksın. Sen de bunun hesabını misliyle ödeyeceksin, Durdu Hatun. Bundan sonra olacak her şeyin tek sorumlusu Asiye'dir. Bundan sonra olacak her şeyin tek sorumlusu Asiye'dir.